Sahne çok büyükmüş. Kalabalık mı olacak? Tabii. Bütün sevdiklerinizi çağırabilirsiniz. Alanımız geniş. Gelmeyecek kimse kızım. Milletin işi gücü yok. Gelip de bunu mu izleyecek? Sadece akrabalarınız gelecek. Bir düğün salonu işletmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Sahne de yüksekteymiş biraz. Boyunuz küçük kızım. Yani yükseltmeseydik gözükmezdiniz. Yani her şeyi bir kulp takmayın. Bir yaptığımızda beğenin ya. Evet, her neyse. Ufak tefek değişikliklerimiz olacak. Şöyle kenarlara kameralar yerleştireceğiz. Ne kamerası? Kamera mı? Kim bilir kaç kişi izleyecek? Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Resmen ilk sahnem bu benim. Canlı yayına çıkmıyorsun kızım. Biz bu görüntüleri meraklı verilere parayla satacağız. Okulun 3-5 tane giderini karşılayacağız. Özel okulların bir tek sahibi zengin kızım. Biz çalışanız. Hocam, emin olun bu tür bilgilere ihtiyaçları yok. Damlacığım, ilk sahnem derken neyi kastettin canım? İlk Harbiye konserimden ne farkı var ki hocam? Kayda alınacak sonuçta, tarihe geçecek, milyonlar izleyecek. Ben sanırım bayılıyorum. Evet, evet, bayılıyor. Arkadaşlar tutun lütfen. Ha. Evet, bayıldı. Yani panik yapmayınca nasıl kolay çözülüyor. Ama bu çocukta sahne korkusu var. Ne? Sahneye çıkmayacak mı şimdi? Birinciyi açıklamayacaksak ne diye yarışma yapıyoruz hocam? Yani Çiğdem Hanım kızı çıksın o zaman, bir tane şarkı söylesin. Alkışlayalım, evimize gidelim. Maçımızı izleyelim. Hocam, biz bu etkinlikleri bu yüzden yapıyoruz. Belki daha yolun başındayken büyük bir stara sahne korkusunu yenmiş olacağız. Hmm. Zengin olursa bizi görür artık. Ben de emekli olmuş olurum. Memuriyetim dayanmaz. Damla sahneye çıkacak. Yok, ben daha büyük bir kavanoz bulayım. Bu adam benim hayattaki sınavım çünkü. Alo Aslı'cığım. Okuldan mı aradılar? Kötü bir şey yok değil mi? Tamam, 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 tamam. Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Geçelim mi? Buyurun.